babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Allah peygamber duasını geri çevirmez. Sen babanın gönlünü al, baban sana şöyle gerçekten canı yürekten bir dua etsin bakalım. İşlerin nasıl yoluna giriyor? İşlerinde mi sıkıntılısın? Aile hayatında problemler mi var? Babanı bir mutlu et, mutlu edecek bir şey yap. Annen de aynı şekilde. Sonra ondan bir dua al bakalım, şöyle canı yürekten sana bir dua etsin. Bak bakalım o iş hallolmuş mu, hallolmamış mı? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müminler. Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği en kıymetli nimetlerden birisi de ailedir. Aile, yeri asla doldurulamayacak olan en önemli kurumdur. Fedakarlığın, karşılıksız sevmenin, şefkat ve merhametin ocağıdır. Hiçbir karşılık beklemeden bize en büyük desteği ailemiz verir. Aile bize hayatı öğretir. Gönüllerimize güzel ahlakı nakşeder. Bizi geleceğe hazırlar. Muhterem Müslümanlar! Ailenin iki temel direğinden biri anne, diğeri ise babadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı sözler söyle. Bugünkü hutbemizde Rabbimizin itaat etmemizi ve iyilikte bulunmamızı emrettiği babanın aile içindeki önemini, sorumluluklarını ve ona karşı vazifelerimizi hatırlayalım. Değerli müminler, baba ailenin kalkanıdır. Kendisine dayandığımız yıkılmaz bir dağdır. Bizler hayatımızın her alanında onun varlığıyla güven içinde oluruz. Baba, doğruyu ve hakikati gösteren bir rehberdir. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmamıza vesile olan bir öğretmendir. Her düştüğümüzde bizi ayağa kaldıran müşfik bir eldir. Kıymetli Müslümanlar, baba olmak sadece ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Baba olmak, çocuklarımızı iyi bir insan olarak yetiştirmektir. Göz aydınlığı yavrularımızın ebedi kurtuluşu için Hazreti Nuh gibi çırpınmaktır. O, "Haydi yavrum, sen de bizimle birlikte bin," diyerek inkar eden oğlunu kurtuluş gemisine davet etmişti. Baba olmak, Hazreti İbrahim gibi çocuklarımızı iyi bir mümin olarak yetiştirmek ve onlar için her daim hayır dilemektir. O, Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namaza devam edenlerden eyle, diyerek Allah'tan neslinin iyiliğini niyaz etmişti. Baba olmak, Lokman aleyhisselam gibi şefkat dolu ifadelerle çocuklarımızı iyiliğe yönlendirip kötülükten alıkoymak için çabalamaktır. O, yavrucuğum, namazını dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış sözleriyle evladına hikmet yüklü nasihatlerde bulunmuştu. Baba olmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi çocuklarımıza hayatın her alanında örnek ve rehber olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesine karşı son derece şefkatliydi. Onun hanesinde sevgi ve saygı hakimdi.
O, merhamet ve adaletten, nezaket ve zarafetten asla ayrılmazdı. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde, anne baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılardan birisidir, buyurmaktadır. Öyleyse annemiz gibi cennet vesilemiz olan babamıza karşı da hürmette kusur etmeyelim. Tatlı dil, güler yüz ve güzel davranışlarımızla anne babamızın gönlünü hoş edelim. Rabbimizin rızasının anne babamızın rızasını kazanmaktan geçtiğini unutmayalım. Kıymetli Müslümanlar, hutbemi bitirirken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban Bayramı vesilesiyle birçok kardeşimiz yola çıkacak. Sizleri kurallara uymaya, trafikte sabırlı ve dikkatli davranmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygılı olmaya davet ediyorum. Trafik kazaları sebebiyle sevdiklerimiz aramızdan ayrılmasın, umutlar sönmesin, bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin. Yüce Rabbim, sağlık, sıhhat ve afiyetle Kurban Bayramı'na ulaşmayı hepimize nasip eylesin.